Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Kafa Topu'nun ofisi olan Masomo'yu turlayacağız. Ben elimde kamerayla yardımcı olacağım. Çağdaş'ın da bossa çılgın soruları var. Vakit kaybetmeden... Çok çılgın abi. Haydi girelim içeri. Arkadaşlar şu an Masomo ofisine giriş yaptık. Yanımızda kurucumuz İbrahim Akman var. Merhaba abi, nasılsın? Gayet iyi hissediyorum ve sizi de bayağıdır görmemiştim. Biz de bayağıdır görmemiştik. İyi oldu. Şimdi abi ofisi gezmeye geldik. Önce başlamadan şunu söylemek istiyorum. Şu an gezeceğimiz ofis ve bulunduğumuz Masomo ofisi Webtekno'nun da çok büyük katkılarıyla aslında buraya geldi. O yüzden de ilk başta bu videoyu size çekmek istedik. 2 kişiyle başlayan bir iş şu an 60 kişiye geldi. Aslında bir şekilde İzmir'de Tencent'in bir parçasıyız. Hep beraber bir ofis tanıyalım isterseniz. Mutfağımız burası. Sabahları 9-9.30 arası ofiste kahvaltımız oluyor. Erken gelen arkadaşlar ve çoğu bekar olduğu için kahvaltı problemi yaşasınlar istemiyoruz. Saat 4'te meyve saati oluyor. Hep o araları cuma günleri burada yapıyoruz. Burada maç yapılıyor. Burası tribün mü? Aslında burayı planlarken ilk çıktığımız yol bizim 50-60 kişiyi bir arada bir sunum yapabileceğimiz, toplantı yapabileceğimiz, önemli konuda konuşabileceğimiz bir alan yaratmaktı. Ama bu alan haftada belki 3-4 kere işimize yarıyordu. Öyle bir düşünmelik ve tasarlamalıydık ki hem bu işe yaramalı hem de yaşamsal olarak da gün içinde kullanılabilmeli. Potayı kaldırıyoruz ve yukarıdan bir perde aşağı iniyor. Burada bir projeksiyon cihazımız var. Sunumlarımızı burada yapıyoruz. Bittiğinde perdeyi kaldırıp potayı bu şekilde getirip basket oynayabiliyoruz. Ve biz burada basket oynamak istediğimizde aslında yönetim izin vermedi dedik. Alt taraf rahatsız olur. Sadece bu alan için çok özel bir çalışma yaptık. Şu an basket oynuyoruz ve altı hiç ses gelmiyor. Bir yalıtma diyebiliriz. Abi, kameralar kayıtta değil değil mi? Karpuz atışı. Güzel bir grafiti var abi. Nasıl yapalım diye düşündüğümüz konulardan biriydi. Orada gölgede bir arkadaşımla çalıştık. Çok iyi iş çıkardı. Onun da YouTube kanalı var bu arada. İsteyen arkadaşlar takip edebilir bu konuda alakalı olanlar. Ben aslında şu alanda biraz konuşmak istiyorum abi ya. Evet, orası en keyiflerden birisi. İlk girdiğimden beri en çok dikkatimi çeken alanlardan bir tanesi. Çünkü şurada yattık biz hatta Lütfi ile geçen gün. Çok keyifli. İzmir silüetini görebileceğimiz en iyi alan olabilir. Manzaraya bakıp dinlendirebiliyor kendini. Ben şimdi gelip vatandaş olarak gezemiyorum. Burayı nasıl gezebilirler? Genelde liseler, üniversiteler ve bazen daha ufak çaplı şirketler gelip ofisi gezmek istiyor ve ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı öğrenmek istiyor. Burada bunu bir şekilde kurguluyoruz. Mesela Masomo İzmir'de mi? İşte evet. Webtekno İzmir'de mi? Lan İzmir'de işte yani. Bu de bana inanılmaz gurur veriyor. Bazı şeyleri illa İstanbul odaklı düşünüyor olmak çok garip geliyor bana. Masomo şu an global çapta çok büyük bir oyun şirketi ve merkezin İzmir'de olması, her şeyin İzmir'de üretilmesi bence de İzmir için de Türkiye için de iyi bir kazanım. Bana soracak olursan abi en zoru bu kadar profesyonel bir ekibi İzmir'de toparlayabilmek. Aslında en çok zorlandığımız konu da buydu. Çoğu arkadaşımızı şehir dışından getirttik. Kanada'dan gelen, Amerika'dan gelen arkadaşlarımız da var. En zorlandığımız konu buydu, tekrar söylüyorum. Ama bunu da nasıl değiştirebiliriz diye çok düşündük. İyi bir ofis yapmak, keyifli bir ofis yapmak, İstanbul şartlarından daha iyi şartlar sağlamak gibi bir sürü planımız vardı. Ve onları hepsini yürürlüğe koyduktan sonra biraz da bilinirlik arttığı zaman, işte Kafa Topu'nun bir dünya markası haline gelmesi, Masomo'nun Türkiye standartlarının üstüne çıkması biraz işimizi kolaylaştırmaya başladı. Ama bunların hepsini planlayıp zorlu bir süreç geçtikten sonra yapabildik. İlk tabii ki arka taraf bu kadar kolay geçmedi. İzmir'de bu ekibi kurmak bence de gerçekten büyük bir başarı yani. O yüzden harbiden sizi Webtekno olarak tebrik ederiz abi. Şöyle isterseniz devam edelim arkadaşlar. Masa tenisimiz bu tarafta. Burada tekrar bir PlayStation görüyorum. Burada kol sayısı çok fazla. Bu kadar oynuyor musunuz? Dekor anlamında bence çok güzel duruyor. Genelde ama 2-2 maç yaptığımız oluyor. 2-2 maçları daha çok büyük ekranda yapıyoruz biz. Projeksiyon da PlayStation'a bağlı. Bazen işte maçları da burada akşam kalıp ekiple beraber izliyoruz. Çünkü keyif alıyoruz burada olmaktan. Sadece iş anlamında değil, o ortamda sağlamaya çalıştık ve kullanılıyor olması da çok hoşumuza gidiyor. Şimdi geldik. Oo. Burası en heyecanlandığımız yerlerden birisi ofiste. Buranın yaptığımız işle hiçbir alakası yok. Tamamen keyfi, zevk alalım ve birlikte bir şeyler yapalım diye. Sonuç olarak oyun şirketinde çalışan insanlar oyun oynamaktan çok büyük keyif alıyor. Hafta sonları bile gelip burada Counter, PUBG oynayan çok oluyor. Ve ben de çok katılıyorum bu arada Counter tarafına. Kur takımını Masomo olarak. Tekno VS Masomo. VS Masomo yapalım. Counter Strike atalım. Olur. İddia ne? Boş oynamayız biz de biliyorsun. İddia abi şey, Masomo'suna. Ben ne kazanıyorum burada? İddiayı konuşuruz abi ya. İyi diye. Tamam, okey, bana uyar. Oyun odasının hemen karşı bir toplantı odası var. Ben daha çok şununla ilgileniyorum. Gördüğün sistem tüm toplantı odalarında var. Oyun odasında da var. Kavga çıkmasın diye koyduk hani. Ben geldim, aa siz buradasınız diye. İster buradan ayarlayabiliyorsun, ister bilgisayardan. Bu saatler arası bu toplantı odasında şu kadar kişiyiz ve bu kadar sürecek diye yapıyorsun. Herkes de oradan görüyor. Şu anda gayet kullanılıyor ve işe de yarıyor açıkçası. Bir yanda. Muhasebe ve ilerli işler diyebiliriz. Aslında buradan sonra yavaş yavaş çalışma evet, tarafına başlayalım. Çalışma ortamına doğru geçiyoruz şimdi. Solda uyum kapalı var, onu gösterebilirim. Oldukça içi boş, daha biraz doldu olacak ama Skype odası diyoruz biz buraya. Skype odası 1 ve 2. Birebir çok fazla yurt dışıyla görüşmelerimiz oluyor. Büyük toplantı odalarını kilitlemesinler diye alıp bilgisayarına burada görüşmesini yapıyor ve çıkıyor. Devam ediyoruz.
geldik senin odana abi. Burada anlatabileceğim sadece şu var bence. Usain Bolt'un 2016 olimpiyatlarında birinci olduğundaki imzalı ayakkabıları. Çok anlamlı bir hediye. Sağ olsun Erdem Yurdaner. Erdem abiden. Evet, Maçkolik.com'un eski sahibi ve şirketi de ortağımız. Satış sürecinden sonra böyle anlamlı bir hediyeyle geldi. Çok büyükmüş adamın ayakları ya. Bence çok farklı. Bana çok farklı geldi. Merakımdan araştırdım. Dedim ki Usain Bolt ayakkabıları. İlk haber şuydu. Londra'da Usain Bolt'un ayakkabıları çalındı. Haberi vardı ve dedim ki Erdem abi bu kadar değer miydi? Ama tabii o yanılmıyorsam 2008'deki olimpiyattı. Masa yazılabilir bir masa. Anlatılacaksa çok daha kolay oluyor. Şimdi çalışma alanlarına doğru geçiyoruz. Burası insan kaynakları. Evet, bence Gül'e burada bir şeyler sorabiliriz. Soralım Gül Hanım'a. Ben burada işe başvurmak istiyorum. Belirli yeteneklerim var. Ne yapmam lazım? Aslında biz Masomo olarak burada ihtiyaç duyduğumuz pozisyonlara ilişkin detaylı bir çalışma başlatıyoruz. Ve kullandığımız ana araç da LinkedIn oluyor. İlanlarımızı LinkedIn'de mutlaka yayınlıyoruz. Detaylı bir açıklamayla birlikte. Benim LinkedIn'im yok diyelim. O zaman Masomo'nun internet sayfasından da iletişim bölümünden takip edip bize ulaşabilir arkadaşlarımız. Şimdi abi insan kaynaklarının bir yanında geniş bir toplantı odası görüyoruz. Burası en büyük toplantı odamız. 20-25 kişi kadar çıkabildiğimizde ayakta dolaşsa toplantı yapabilelim istedik. Tavanda bir ince detay var. Futbol sahası konsepti ve odanın adı da aslında o yüzden Sakır. Tamamen tüm duvarlar yazılabilir duvar. Bundan sonra artık tamamen ekibe dahil olduğumuz alan başlıyor. İlk girişte performans marketing ekibi var. Burada hem Facebook hem Google üzerinde yaptığımız çalışmalar hem de Batu ve Mustafa'nın da bu kreatifleri ürettiği alan burası. 2 kişilik kreatif ekibimiz var. Performans marketing, influencer ve sosyal medya tarafında yenilen bütün içerikler bizden çıkıyor. Bir örnek görelim ya Batu. Yaptığımız hani 90'a gol atma temalı bir video. Bunu performans marketing tarafı için üretiyoruz. Farklı konseptlerde, temalarda 150-200'e yakın videomuz var. Bence Mustafa'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Bir şirketimizden diğer şirketimize kaydırmıştık ve Webtekno'da yaklaşık 2-2,5 sene çalışmış. Yani bizde de çok emeği var. Çok. Çağdaş bayağı kızmıştı o konuda ama... Çok kızdım. Yapacak bir şey yoktu. Çünkü Mustafa gibi birine çok ihtiyacımız vardı. Ya arkadaşlar kızmak bir yana Mustafa'nın gerçekten kanalımızda çok ciddi emeği var. O anlamda hakkı ödenemez ama kızdım. Yani hobi olarak kız bence. Aynen. Burada performans tarafını... Yani burada aslında dediğim gibi içerik tarafını gördük. Şu an aslında performans marketing tarafı burası. Bizim amacımız hem oyunun günlük kullanıcısına destek olmak, aynı zamanda da oyunu kâra geçirmek. Çünkü oyunun sürekliliğini sağlamak bundan geçiyor. Performans marketingin bir arkasına influencer ekibimizi görüyoruz. Burası da gene yeni kullanıcı kazanma tarafında bir birim. Şurada bir bölme var, burayı bir açmak istiyorum. Ofisi çok yeterli kullanmaya çalıştığımız için ufak bir alanda aslında ne yapabilir? Dinlenme için bir alan yaratmaya çalıştık. Şurada bir ufak bir toplantı alanımız var. Yine yazılabilir bir tahta. Eğer 2-3 kişi bir araya gelmesi gerekiyorsa farklı masalardan toplantısına gitmesin de hızlıca burada buluşsun. Konuşacağı bir şey varsa, çizeceği bir şey varsa anlatsın ve tekrar yerine geçsin diye. Kafe tarzı bir şey gibi tahayyül edebiliriz bunda. Data konusunda ne yaptığımızı Lara biraz bahsedebilir. Evet. Oyun deneyimini ve şirket karlılığını en iyi yere taşıyabilmek için elimizdeki datayı anlamlandırmaya çalışıyoruz temel olarak. Bunu yaparken belirli metodolojiler uyguluyoruz ve tüm departmanlara, tüm operasyonel süreçlere bu data doğrultusunda bir yön vermeye çalışıyoruz. Ege, öncelikle Masomo ekibine hoş geldin. Burada işe başladığında neyle karşılaştın? Çok güzel bir karşılama paketiyle karşılaştım da çok samimi insanlarla. Şimdilik tabii daha biraz heyecanlıyım. Alışmaya çalışıyorum ama hızlı olacak gibi bu alışma süreci. Yeni başlayan arkadaşların bir haftalık bir oryantasyon süreci oluyor. Ekipler ne iş yapar, hangi birimlerle beraber çalışacak, şirket kültürüne hızlı adapte olması için ilk bir hafta işten ziyade tamamen anlamak ve düzeni kavramakla geçiyor. Şimdi abi ürün tarafına geliyoruz. Evet, her şeyin kalbi. Burada bir toplantı var herhalde. Çok fazla toplantı yapıyorlar ve ürünle alakalı bütün kararlar aslında bu bahsettiğimiz ekipten çıkıyor. Sertaç, detaylara gireceğiz ama ben öncelikle kendi hayatındaki süreçlerden hem bize hem de takipçilerimize kısaca bahsedersen çok sevinirim. Ben yaklaşık son 10 senedir oyun sektörünün içerisindeyim. Geçtiğimiz dönemlerde Electronic Arts'ta çalıştım. Ardından Zynga'ya geçtim. Çin'in en büyük oyun firmalarından bir tanesinde daha çalıştım. Daha sonra hem kendi şirketim oldu, ardından Amerika'da 1,5 sene gibi çalıştım. En sonunda da şu anda Masomo'dayım. Sertaç bayağı milli gururmuş ya. Kesinlikle. Yani Fikret Orman'ın Ronaldo'yu transfer etmesi gibi diyorum ben ona. Ben 2 sene peşinden koştum. Ürün ekibi olarak aslında 2 tane büyük önceliğimiz var. Birincisi oyuncularımız için çok güzel bir oyun deneyimi sunabilmek. İkincisi ise yeni ekleyeceğimiz oyuna özellikler olsun, optimizasyonlar olsun. Bunları nasıl bir öncelikte oyuna ekleyeceğiz? Aslında
aslında bunun kararını veriyoruz burada. Çünkü yaklaşık 1,5 milyon civarında günlük oyuncumuz var. Bu oyuncuların hepsini aynı anda mutlu etmeye çalışmak gibi zor bir görevimiz var aslında. Yaz döneminde çıkacak çok büyük bir özelliğimiz var. Karakter upgrade. Yani oyuncular elde ettikleri karakterleri yükseltebilecekler. Hatta biz bunun için kafa topu 2,5 diyoruz. Bu özellikle beraber. Biraz daha zorsak 3'e kayacak ama 3 istemiyoruz. 2,5'da bırakmayı düşünüyoruz. Sertaç, teşekkür ederiz abi sana. Eklemek istediğim bir şey varsa tabii ki ekleyebilirsin. Şu anlık teşekkür ederiz. Eyvallah. Görüşmek üzere. Burası Live Operation kısmı dediğimiz etkinlikleri planlayan arkadaşlar. O etkinlik ekibine geldik. Live Operation kısmı oyun aynı zamanda canlıdayken sürekli olarak dışarıdan müdahale eden, işte etkinlikleri, bandaları ayarlayan, datalara bakarak etkinlikleri düzenleyen. Aslında canlıyken her an bir şey değiştirme yetisine sahip bir departman. Yani bu oyunda bize gelen bildirimler, işte etkinliğe katıl, evet, ya da şu paket vesaire vesaire sizden geliyor. Evet. Bize gelen kullanıcıların portföyüne göre özellikler, eventler ve teklifler sunuyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Burada test ekibimiz var. Oyunda yapılan yeni bir geliştirme test edip canlıya çıkarken en hatasız şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Burada çıkan tasarımlar Erdan kontrolünde. Erdan, nedir bu süreçler abi? Belli bir konsept çıkması gerekiyor. Nasıl bir oyun olacağı, nasıl görüneceği, renkleri nasıl olacağı, karakterleri nasıl duracağı. Ve ondan sonra yapım sürecine geçiyoruz. Yapım süreci biraz meşakkatli çünkü birçok şey var. Animasyonu var, karakter çizimi var, arayüz çizimi var, ikonların çizimi var. Buna genel olarak game art deniyor. Ondan sonra bütün o artistik çizimlerin, oyun için görsellere kadar hepsinin üretimi. Tasarımla ilgili biraz daha detay almak istiyoruz abi aslında. O yüzden sana geldik. Biraz bize süreçlerden bahsetmeni rica edeceğim senden. Önce kalemde çizimini yapıyoruz. Ardından buraya aktarıyoruz. Buradan tekrar araçlarımızı kullanarak şekli çıkartmaya çalışıyoruz. Game Developer alanımız. Ön yüz diye tabir ettiğimiz kullanıcının telefonda gördüğü her şey diyebiliriz. Aslında burada da Erman bize. Erman. Oyun eklenecek bir özelliğin nasıl olması gerektiği product ekibi tarafından belirleniyor. Tasarım ekibi görsele döküyor, çiziyor. Backend ekibinin de sağladığı verilerle biz bunu ön yüzde birleştiriyoruz. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğin başka bir şey varsa ekleyebiliriz. Oyun oynamaya devam edin. Eyvallah. Bence bir sloganı var. Aynı şekilde aslında Game Developer ekibi devam ediyor tarafta da. 10 kişilik bir ekip ama yeni bir oyunumuzla başladı aslında. Basketbol yapmaya başladık. O ekibin de 3 kişi aslında basketbol için uğraşıyor. Kalan 6-7 kişi şu an kafa topu için çalışmaya devam ediyor. Burası backend tarafı diyebilir miyiz abi? Evet, burada backend başlıyor. Backend takımı aslında oyunun biraz da görünmeyen tarafını yapıyor. İki oyuncunun online oynamasını sağlayacak kodları yazıyor. Bu kadar kullanıcıyı bir arada oynatmak için sunucuları yönetiyor. Maksimum kaç gördün abi sayı? 150 bin gördük. Limitlerimizi de aslında sınırsıza çekmeye çalışıyoruz. Bunun bir anlamı var mı Rıza? Güvenliğimi sağlıyorum kendime. Rıza'nın bir fotoğrafını Oğuzhan'ın Instagram'da bakacağız. Bizim tıkırlarımız işte nelerle ilgileniyorsak onları yapıştırıyoruz normalde. Askerde insanların madalyası olur ya, bunlar da developer'ın madalyaları. Bir tanesi de Rıza'nın kafası. Biraz bize ekibinden, neler yaptığınızdan bahsedersen seviniriz. Bütün dünyadaki sistemlerimizi daha iyi bir ortama taşıyıp daha çok kullanıcıyı oyunda tutabilmeyi ve daha iyi bir oynanabilirlik kalitesi vermeye çalışıyoruz. Kafa topunun kaç ülkede, kaç tane sunucusu var? 30 ülkede varız. 30 ülkede toplamda 200'e yakın bir sunucularımız var. Lokal ISP'lerle çalışıyoruz. Hani gidip oyuncuya en yakın sunucuyu dedicated server ya da virtual server olarak kiralayıp onun üzerinden konumlandırıyoruz. Devam ediyoruz abi. Sağ tarafımızda bir ekip daha var. Yan taraftaki DevOps ekibi bahsettiğimiz 200 sunucunun 7/24 ayakta kalmasını sağlıyor ve devamlı kontrol halinde herhangi bir ülkede bir sorun olduğunda 7/24 ayaklara müdahale ediyorlar. Son masada sosyal medya ve destek ekibi. Biz kısaca ofisin gözü kulağı diyoruz kendimize. Yani bir kriz çıktığı zaman hem sosyal medyadan takip ediyoruz. Bir zaten sistemimiz var. Bize ticket atıyorlar ve biz onları takip ediyoruz. Uzun vadede ya da kısa vadede çözümler üretmeye çalışıyoruz. Aslında hepsini tek tek değerlendiriyoruz biz. O zaman teşekkür ederiz abi. Yavaş yavaş başladığımız yere geldik. Burada gösterebileceğimiz bir toplantı odası var aslında. Burası daha çok ben şey diye tanımlıyorum. Sorgu odası gibi. Aynen, kovulma odası. Kötü bir şey konuşulacaksa burada kapıyı da kapattı, çok güzel sesle yankılanıyor. Ve çok daha güzel toplantılar geçirebiliyoruz. Şimdi başladığımız yere geri döndük artık. Şimdi ben sana birkaç tane ayrıca soru sormak istiyorum. Ekip yanılmıyorsam 60 kişi şu anda. Burası daha büyüyecek mi abi? Tabii ki büyüyecek. Böyle büyük bir ofise geçmemizin ana amacı da buydu. Hedefimiz 2019 sonuna kadar 75 kişiyi görmek. 2019'dan sonraki hedefimiz de 2020 sonuna kadar 90 kişiyi görmek. Yeni yapacağımız basket oyununun da devreye girmesiyle ekibi daha da büyütüp iki oyunu birden sürdürmeyi hedefliyoruz. Kafa Topu 2 50 milyondan fazla şu an dolantı aldı ve çok daha hızlı büyümeye başladı. Minik bir ortaklığımızdan sonra baskette bu tecrübelerimizi yansıttığımız çok iyi bir
oyun olacağını düşünüyoruz. İyi bir ekibimiz var. Dünyaya İzmir'den de böyle işlerin yapılacağını göstermeye devam etmek istiyoruz. Şimdi abi videonun başından beri mini klip dedik. Bir kere bile fiyat demedik. Kaça satılıyor bu oyun? Bu aslında sözleşmede korunan bir şey ve biz bunu net olarak açıklayamıyoruz. Sadece şunu söyleyebilirim. Türkiye satış sıralamasında ilk 5 içerisinde çok gurur verici bir durum. Belki sözleşme sonunda buna değinebiliriz. Ama şu an için bir bilgi veremiyorum açıkçası. Ofisin maliyeti ne kadara mal oldu? Burası böyle miydi? İlk aldığımızda tamamen inşaattı. Hiçbir şey yoktu içerisinde. Kullanılabilir alanı 9 metrekare bir alan. 2-2,5 aylık bir planlama süreci ve 2,5 aylıkta bir ortalama yapım süreci vardı. Söylemeyi sevmiyorum ama Webtekno özel yaklaşık 1 milyon dolara mal oldu burası. En azından istediğimiz gibi keyifli ve Türkiye standartlarının biraz üstünde, dünya standartlarına da çok yakın. Hatta belki de onlara çok yaklaştığımız bir ofis yarattık. Ana amacımız dediğim gibi çok daha büyük bir ofise geçmek değil, bir oyun ofisi yapabilmek. Keyifli çalışabileceğimiz, eğlenceli, başarabildiysek bizim için ne mutlu. Webtekno özel söylemek istediğim konu şu. Ciddi anlamda bu şirkette Webtekno'nun ve takipçilerin çok fazla emeği var. Onlar sayesinde ilk adım atıldı. Onlar sayesinde büyüme evresi geçildi. Dünya markası bir ürün çıkardık ve bunu ilk fitilini ateşleyen Webtekno takipçileriydi. O yüzden ayrı herkese çok teşekkür ediyorum açıkçası. Arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de içeriğimizden keyif almışsınızdır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonu hemen şurada. Kafanıza takılan... Şurada bir yerde. Hep bu hareketi yapmak istemişimdir ya. Buyur abi. Ne diyorum? Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonu hemen şurada. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Buton da şurada bir yerde herhalde. Aynen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kafanıza takılan herhangi bir şey olursa da yorum bölümünde mutlaka belirtin. Biz yorumlara bakıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Lütfü de geldi yönlendirme için. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ben yapmayayım abi ya.